İl merkezinde trafik akışının rahatlamasına yönelik olarak çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği modern kavşak projelerinin yanı sıra mevcut kavşaklarda da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca Devlet Hastanesi kavşağında gerçekleştirilen akıllı kavşak uygulamasının ardından bölgede asfalt çalışmalarına da start verildi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte çalışmaları yakından takip etti. Çalışmayla ilgili bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, hafta sonu başlayan asfaltlama çalışmalarının 2 gün gibi kısa bir sürede tamamlanacağını ifade etti. Öğretmenevi kavşağımızı yaklaşık 1,5 ay önce tamamlamıştık. Onun devamı olan Devlet Hastanesi kavşağında da çalışmalara o günden itibaren başlandı. Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından bu kavşakta akıllı kavşak projesi hazırlandı ve hayata geçirildi. Onların çalışmasını müteakip, tamamlamasını müteakip biz de burada asfalt çalışmalarına başladık. Gördüğünüz gibi asfalt çalışmaları bugün itibariyle, sabah itibariyle başlandı. Yarın akşama kadar da tamamlanacak. Biz burayı tabii bu güzergah üzerinde Aksagaz'ın yapmış olduğu çalışmadan dolayı bozulan yolumuz da vardı. Burayı kavşakla öğretmen evinden başlayarak Devlet Hastanesi kavşağını ve jandarmanın bulunduğu kavşağa kadar devam ederek bu çalışmayı sonlandıracağız. Biliyorsunuz tabi buralar öğretmen evi kavşağı, Devlet Hastanesi kavşağı, buralar Manisa'nın trafik açısından kilit noktaları. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize talimatları tabi Manisa trafiğini rahatlatma adına bu çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. İşte öğretmenevi kavşağı, peşine Devlet Hastanesi kavşağı, burada akıllı kavşak uygulamaları da yapılarak, asfaltlarda da iyileştirme yapılarak trafiğin daha hızlı ve zaman kaybına sebebiyet vermeden Manisa trafiğini rahatlatmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Akıllı kavşakların trafik sıkışıklığını çözmenin yanı sıra hem ekonomik hem de zaman anlamında önemli katkılar sağladığının da altını çizdi. Hani akıllı kavşakların uygulanma amacı sağlıklı ve hızlı trafik. Yani burada beklemeler önlenerek dolayısıyla hem çevreye hem ekonomiye bir katkı sağlamış olacak. Yani akıllı kavşak dediğimiz gerçek zamanlı olarak kavşaktaki yoğunluğu ölçümlendirerek trafiğe yön vermek. Dolayısıyla bu kavşakta daha önceden eğer vatandaş sabah saatlerini pik saatlerde 5 dakika 10 dakikada geçiyorsa buradan şimdi 1 dakikada geçecek. Bu hem akaryakıt tasarrufunda bulunacak, hem çevreye verilen zarar ortadan kaldırılmış olacak, hem de tabii günümüzün en değerli şeyi olan zamanından tasarruf yapmış olunacak. Dolayısıyla tabii vatandaşımıza bir olumlu yansıması olacaktır. Hem güvenli hem konforlu seyahat etmelerini sağlayacağız.